Herkese merhaba, bu videoda Kinetic Extra'nın özelliklerine yakından bakıyoruz. Bu sıralar zamanımızın büyük bir kısmını evde geçiriyoruz. Görüntülü görüşmeler, internet üzerinden izlenen filmler arttı. Bunlardan maksimum keyif almak için iyi bir internet bağlantısı gerekiyor. Eğer evinizde uzaktan eğitim alan çocuğunuz veya çocuklarınız da varsa, o zaman iyi ve kaliteli bir bağlantının önemi daha da artıyor. Kinetic Extra, bütçenizi zorlamadan kaliteli bir router ürününe sahip olmanızı ve rahat etmenizi sağlayacaktır. Kinetic'in zengin ürün yelpazesi içinde fiyatlarına göre değişen özellikler sunan farklı router ürünleri mevcut. Kinetic Extra ise bu ürünlerin içinde en uygun fiyatlısı olarak dikkat çekiyor. Daha önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz bir DSL modem olan Kinetic Extra ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Sadece işlemci, RAM ve ROM tarafında farklılıkların bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Giga, Viva ve Ultra gibi diğer Kinetic router ürünlerine göre daha mütevazı teknik özellikleri barındırıyor. Kinetic Extra'da 580 MHz MT7628N işlemci, 128 MB DDR2 RAM ve 32 MB ROM bulunuyor. AC1200 Wi-Fi sınıfını destekleyen bu ürün 2.4 GHz ve 5 GHz ile çift band Wi-Fi desteği sunuyor. Üzerinde her biri 5 dB gücünde 4 tane anten bulunuyor. Bu antenlerin döndürülebilir yapısı sayesinde Kinetic Extra'yı ister yatay, ister dikey biçimde yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda tabanında bulunan bağlantı noktaları sayesinde duvara veya yüksek bir noktaya da asabilirsiniz. Kinetic Extra'nın kablosuz bağlantı gücünün iyi olduğunu söyleyebiliriz. 7-8 metrelik bir menzil içinde arada iki kalın duvar olsa bile kablosuz ağ üzerinden yüksek hız almak mümkün oluyor. Öte yandan güvenlik tarafında WPA3 gibi güncel bir teknolojinin desteklenmesi de önemli bir artı. Extra'da diğer Kinetic ürünlerine benzer bir tasarımla geliyor. Boyutları ise Giga, Ultra, Viva gibi router cihazlarından biraz daha küçük. Ön tarafta güç, Wi-Fi, geniş ağ bağlantı durumlarını gösteren LED lambalar ve WPS düğmesi bulunuyor. Sol kenarda ise bir adet fonksiyon tuşu mevcut. Hem WPS hem de fonksiyon tuşunun işlevlerini web arayüzü üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sol kenarda bir adet USB 2 portunu görüyoruz. Buraya ister harici disk, ister yazıcı bağlayabilir ve bu cihazları ağ üzerinden başka bilgisayarların veya mobil cihazların erişimini açabilirsiniz. Ayrıca 4.5G USB modem bağlayarak alternatif bir bağlantı şekli de sağlayabilirsiniz. Arkada ise 5 adet Ethernet portu var. Bunlardan her biri 100 megabit desteğine sahip. Bu da normal kullanıcılar için yeterli olacaktır. Extra'nın diğer Kinetic ürünlerine benzeyen bir başka tarafı da ambalajı oluyor. Arka tarafta ürünün başlıca özelliklerini ve yeteneklerini anlatan detaylı bir anlatım var. Buraya bakarak ürünü yakından tanıyabilirsiniz. Ayrıca teknik özellikler ve kutu içeriği de burada veriliyor. Kutudan router cihazının dışında adaptör, kullanım kılavuzu ve bir adet Ethernet kablosu çıkıyor. Kurulama başlamadan önce fiziksel bağlantıları tamamlamanız gerekiyor. Eğer fiber internet servis sağlayıcınız erişim bilgilerini veriyorsa, arkadaki 100 megabit Ethernet portuna şebekeden gelen ağ kablosunu takarak doğrudan bağlantı sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak operatörünüzün size verdiği modemin yanına Kinetic Extra'yı ekleyebilir ve onu evinizdeki veya iş yerinizdeki ağın merkezi olarak konumlandırabilirsiniz. Fiziksel bağlantıları yaptıktan sonra ister bilgisayarla ister mobil cihazla kurulumu tamamlayabilirsiniz. İnternet bağlantısı hızlı şekilde kuruluyor. Aynı zamanda güncelleme kontrolü de yapılarak en son sürümü yükseltme işlemleri de tamamlanıyor. İlk kurulumu tamamladıktan sonra Kinetic Extra'nın web arayüzüne bağlanabilir ve buradan tüm kontrol ve ayarları yapabilirsiniz. Başlangıç sayfası niteliğindeki sistem gösterge paneli bölümünde internet bağlantı durumunu, kablosuz ağ ve misafir ağı ile ilgili detayları, USB portu üzerinden bağlanmış sürücüleri veya yazıcıları görebilirsiniz. Ayrıca aynı sayfadan yüklü olan başlıca uygulamaların etkinleştirme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz listesi bölümünden ağa bağlı cihazları router üzerine kaydettikten sonra bu cihazların erişim kontrollerini yapabilir, bağlanacakları zamanları ve sahip olacakları hızları belirleyebilirsiniz. Bunların çocuklu aileler için güzel özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Eğer büyük bir evde yaşıyorsanız, Kinetic Extra'nın yanında Air veya Light gibi bir cihazı daha temin ederek bir Wi-Fi mesh sistemi kurabilirsiniz. Bu sayede evin ekstradan uzak kalan yerlerine bile bağlandığınız ağı değiştirmeden kesintisiz bağlantı sağlayabilirsiniz. Wi-Fi mesh sisteminin kurulumunu web arayüzünden yapabileceğiniz gibi mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulama üzerinden ağın genel durumunu görebilir, reklam engelleme, erişim sınırlandırma ve benzeri ayarları yapabilirsiniz.
Üstelik ekstra sistem ayarları içinden Kinetic Cloud'u etkinleştirdiğiniz takdirde evden uzakta olduğunuzda bile modeminize erişebilir ve istediğiniz ayarları ve kontrolleri yapabilirsiniz. Benzer bir şekilde Ağ Kuralları bölümü altında yer alan domain adı sayfasından Kinetic Extra için bir alan adı belirleyebilir ve bu alan adını kullanarak Kinetic Extra cihazınızın web arayüzüne istediğiniz her yerden erişebilirsiniz. Her Kinetic cihazında olduğu gibi Kinetic Extra'da da güncelleme işlemleri kolay ve zahmetsiz biçimde gerçekleştiriliyor. Üstelik yayınlanmış en kararlı sürümü kullanabileceğiniz gibi ön izleme veya geliştirici seçeneklerini tercih ederek gelecekte sunulması beklenen yeni özelliklere ve iyileştirmelere herkesten önce erişebilirsiniz. Öte yandan güncelleme işlemini zamanlayabilir ve cihazınızın güncelleme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bileşen seçenekleri sayesinde Kinetic Extra'nın işlevlerini ve yeteneklerini daha da artırabilirsiniz. Yönetim bölümü altındaki sistem ayarları sayfasında bileşen seçenekleri adında bir kısım var. Buraya girdiğinizde yüklü olan bileşenleri görebilir, aynı zamanda istemediklerinizi kaldırabilir, yenilerini ekleyebilirsiniz. Captive Portal, VPN istemcileri ve bunun gibi bileşenler sayesinde Kinetic Extra işletme sahiplerinin de ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Her Kinetic ürünü gibi Kinetic Extra'yı da router olarak kullanmanın dışındaki alanlarda değerlendirebilirsiniz. Örneğin Wi-Fi özelliği olmayan cihazları kablosuz ağa bağlamak için istemci modunu seçebilirsiniz. Ya da diğer bir Kinetic cihazının kablosuz ağını genişletmek için tekrarlayıcı modunu tercih edebilirsiniz. Yeni bir kablosuz ağ kurmak ya da mevcut kablosuz ağın kapsam alanını genişletmek için genişletici modunu seçebilirsiniz. Çalışma modunu değiştirdiğinizde ayarların sıfırlanacağını da belirtelim. Kinetic Extra, Ultra, Giga, Viva gibi modellerde gördüğümüz özelliklerin birçoğunu daha düşük fiyattan sunuyor. Tabii ki sahip olduğu teknik özellikler biraz daha alt kademede kalıyor. Ancak elde ettiğiniz deneyim tatmin edici olacaktır. Birçok apartman dairesi için yeterli olacak kablosuz ağ gücü, bileşenlerle yetenekleri artırma imkanı, aynı zamanda kullanışlı mobil ve web arayüzleri ile Kinetic Extra, yüksek fiyat performans oranına sahip bir cihaz olarak öne çıkıyor. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.